Merhaba sevgili dostlar, sizlere daha önceki videolarımda yazıcının üzerinden inşaat yapmayı veya ekranı varsa ekranda nasıl yapacağınızı adım adım göstermiştim. Bu videomda arkadaşlar bilgisayar üzerinden inşaat işlemini yazıcınıza nasıl gönderebilirsiniz? Ve bunu göndermeden önce de şunlara değinmem gerekiyor arkadaşlar. Bir kere bu işlemi çok fazla yapmanızda zarar vardır. Çünkü atıkları doldurur, atık keçeleri doldunca da altından akıtmaya başlar. Yazınız zaten 5.5.0 atak koduna da düşecektir aynı zamanda. Zaten 5.5.0 atak kodunu üstte iHarf'ın web sisteminden ulaşıp alabilirsiniz. Eski yazılımları denerseniz anakartınız kilitlenir. Yine atık keçeleri dolduğu zamanında yine keçelerini web sitemizden sipariş verebilirsiniz. Şimdi yazımızın inşaat işlemini bilgisayar üzerinden nasıl yapacağımıza adım sizlere göstermeye başlayalım. Arkadaşlar Canon GSL'lerinde inkşaat yani mürekkebi doldurma hortumlardaki bu gördüğünüz boşluğu doldurmak için yapacağınız işlemden bahsedeceğim. Bu videoda ekranlı olan modelden göstereceğim arkadaşlar. Diğerlerinde ekran yoktu. Ekran olmadığı için üzerindeki tuş fonksiyonlarıyla yapmayı göstermiştim. Bu videoda sizlere diyelim ki depoları yandaki alttaki dolum depolarını yani şunları bitirdiniz. Tam bitirdikten sonra doldurdunuz ama hortumlarda boşluklar var. Bu şekilde yazdırmayın arkadaşlar. Yazıcının bas kafasına hasar verir. Bas kafalarını yani kartuşlarını bozarsınız. Bozduğunuz zaman da maliyeti çok yüksektir. Yine de kartuş isterseniz de sağ üstten i harfine basarak web sitemizden bakabilirsiniz ya da bizlere yazabilirsiniz. Şimdi geçelim bilgisayarın başından nasıl bu işlemi yapacağımı size adım adım göstereyim. Arkadaşlar denetim masası aygıtlar ve yazıcılar içine girdikten sonra yazıcım üzerine sağ tıklayıp yazdım açı tercihleri diyorum. Burada bakım birimine geliyorum arkadaşlar. Bakım tercihleri diyorum. Ve gördüğünüz gibi bir menü açılıyor. Burada mürekkep boşaltma diye bir özellik var. Zaten 10 dakika süreceğini söylüyor. Tamam dediğimde tüm renkleri yürütmek istediğimi soruyor. Ben tüm renkler boş olduğu için hepsini yürüteceğim. Yürüt dediğimde arkadaşlar tamam dediğimizde yazıcımızda hareketlilik başlayacaktır. Zaten ekranda da gördüğünüz gibi mürekkep boşalma işlemi yapılacaktır. Ben kapağını açayım görün. Gördüğünüz gibi ilerlemeye başladı arkadaşlar. Peki bunu fazla yapmanın zararı var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Diğer videolarımda da göstermiştim. Arkalarında atıkları dolduğu zaman taşar. Bunu elinizden geldikçe geç doldurmamaya çalışın. Depolar yere indiğinde doldurun ki bunu yaptırdığınız sürece atık keçeleri dolacaktır. Yine atık keçelerinde bir rubrika web sitemizden yani iHarf'ine basıp da sağ üstteki alışverişinizi yapabilirsiniz. Keçeleri değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirdiğinizle ilgili de videolar konuşan seriniz YouTube kanalımda zaten var. Bu videoyu izlediğiniz kanalda mevcut hepsi. Dikkat etmeniz olay. Kesinlikle geç doldurmayın ki bu havalar oluşmasın. Peki bu havalar başka türlü nasıl oluşur? Şimdi arkadaşlar genellikle herkesin yaptığı bir hata var. Kartuşları çıkarıp takıyorlar. Kartuşları çıkarıp takmak demek hortumların geri gitmesi demek. Geri gitmemesi için öncelikle mandalları kaldırmanız gerekiyor. Mandalları kaldıktan sonra kartuşları yuvadan çıkarın ki hortumlarda mürekkepler geri gitmesin. Zaten bununla ilgili yine bir videomda konuşan serisi YouTube kanalımda var. Cihazımızın inkişaf işleminin bitmesini bekliyorum. Şu an hortumları doldurdu. Gördüğünüz gibi ekranda da işlem yaptığını gösteriyor bize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi inşaat işlemi bitti. Yazımızın mürekkep hortumları doldu. Artık bir sıkıntı kalmadı. Bir test sayfası alalım bakalım ki renkleri düzgün mü? Bunu üzerinden de almayı size göstereceğim ama önce bilgisayardan göstereyim. Şarj işlemi bittikten sonra arkadaşlar zaten size bir ekran gelir. Bu ekranda der ki püskürtmecini yazdırın. Eğer yoksa da şuradan püskürtmeci denetiminden yazdırabilirsiniz. Buradan yazdır diyorum ben.
gördüğünüz bu şekilde yazdıracaktır arkadaşlar. Bunu 550 ata kodu verdiği zaman test modunda nasıl yazacağınızı da göstermiştim. YouTube kanalımda yine mevcut. Bu videoda sizlere inkşarj yapmayı göstermiş oldum. Bu şekilde karşıların hortumlarınızın boşluklarını doldurabilirsiniz. Ama dikkat edin, geç doldurmayın. Bu işlemi sürekli yaparsanız atıklarınız dolar ve mürekkepleriniz erken biter arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Evet arkadaşlar, bu şekilde inkşarj işlemini yapmış olursunuz. Fakat yine de dediğim gibi dikkat edin. Her zaman bunu yapmanız gerekmiyor. Bunu yapmanız yazınıza zarar demek. Bu şu gibi durumlarda olur. Bir iki ay yazdığını kullanmazsın. Hortumlar çok boşalmıştır. O yüzden yaptırman gerekebilir. İkinci bir şey ise arkadaşlar, mürekkepleri bitirmişsinizdir, fark etmemişsinizdir. Hortumlar boştur. Yine yaptırma gereği duyabilirsiniz. Burada da yaptırarak hortumlarını doldurabilirsiniz. Bu iki işlem arasında yaptırmanızı öneririm. Eğer hortumlarında boşluk yoksa yazıda bu işlemi yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Yine de aklınıza takılan soruları aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Video hoşunuza gitmişse de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir başka videolarımı da izlemek için sağda solda çıkacaktır, izleyebilirsiniz. Orta yandan kanalıma abone olup da bana destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.